Türk, dedim ya Türkiye'nin konuştuğu bir başka konuyla devam edeceğiz diye. Kayseri'den Suriye'ye uzanan provokasyon başlığını attık. birkaç gündür Türkiye bu konuyu konuşuyor. Önce Kayseri'de bir ayaklanma oldu. Daha sonra Suriye'de yaşananları e, Kayseri'de biliyoruz. Kayseri'de bir ayaklanma olmadı onu düzeltelim. Yani, bir daha söyleyin. Kayseri'de bir ayaklanma olmadı o yanlış Ay, bir... Yanlış, yanlış oldu belki oldu. de doğru söylüyorsun. Yani bir, bir takım provokatif, provokatif ayaklanma. Provokatif, provokatif eylemler gerçekleştirilmeli. Hı hı, o ayaklanma dediğiniz zaman başka bir yere gidiyor. Doğru. Ee, o manada söylemedim anladım. zaten ben de. ben de onu düzeltmek istedim. Ama doğru provokatif e, çünkü... O, hatta görüntüler de... Birazdan size bazı o şeyler... O kamyondan inen insanlar. Bazı şeyler anlatacağım. Hı hı. Bu yeni yeni, yeni tabii... Ee, hani bilgiler geliyor ee, ama sadece Kayseri'de de değil bakın dikkat edin işte Bursa İstanbul Konya Hatay e, Antep'te de aynı el aynı al aynı sinsi e, yapı e, bazı şeyleri harekete geçirmeye çalışıyor şimdi bir istatistik var tabi hem bu şeyle ilgili e, İçleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı ve İçleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar var biliyorsunuz 400 e, 400'e 400'e yakın kişi. Yo 400'den Yo, fazla. fazla. Ee, o rakam tam açıklamayı evet. verebilir miyiz evet. acaba Orada var mı elimizde? 474. 400'den fazla yanlış söyledim. Evet. Yani 400'den Yani bunun fazla yarısından kişi. fazlası. 285'i. Efendim? 285'i 34 ayrı suçtan. Bakıyorum, ben de onu sormak Olay ne? Şimdi bakın alçaklığa Hı. bakın. Bakın buradaki e, sinsi. Olaya bakın. Bu işin hı. yani bu, bu işin aslında provokasyon olduğunun en e, kolay ispatı. Hı hı. 474 kişi gözaltına alınıyor. Soruşturma e, yani bu olaylara karıştığı gerekçesiyle e, 285 kişi değil mi? Aslında evet. 285. 285 kişi sabıkalı çıkıyor. Şimdi olay ne? Bir kız çocuğuna yönelik bir taciz e, değil mi? Te tecavüz girişimi. İyice. Buna evet. tepki değil mi? Aynen. Peki bu 285 kişinin suçları ne? Yani geçmiş sabıkalar ne? Tecavüz. Bakın, tecavüz eden, güya tecavüzü e, şey yapmak için, ne tepki göstermek için e, gidip dükkan yakmaya kalkıyor. Bakın, ikincisi yağma. <laughs> Bakar mısınız? Yağma suçundan adam daha önceden ceza almış sabıkalı gidip orada yağma yapıyor. Bakın, hı hı. tamam mı? Yani işte baktığınızda o e, işte 30 ayrı çeşit e, suç e, suçlu olanlar. Aslında e, hiç de şey değil. Neydi onun ismi? Yani işin göründüğü gibi değil. E, geçmişte zaten bu konularda sabıkalı e, olan kişilerin kullanılarak e, bir provokatif eylemler zinciri gerçekleştirmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Yani hani düşünebiliyor musunuz? E, adam tecavüzden e, sanı e, ceza önüne girmiş. Evet. Gidip orada te güya tecavüze karşı çıkmaya çalışıyor. Ya tecavüzcü tecavüze karşı çıkar mı? Yani bakar mısınız? Gaz yağma mesela yağma suçundan, gaz suçundan sanı, cezaevine girmiş. Gelip orada yağma yapıyor. Bakar mısınız yani? Şimdi Dolayısıyla burada birileri kullanılmaya çalışılıyor. Yani bunu ve bu, bu kullanılmaya çalışılman tamam. e, aslında arka plandaki büyük resme tamam. bakmak gerekiyor. Tamam kim arka gerekiyor. plandaki Şimdi o el kim? İşte bu biraz önce sevgili Murat. Yancı Bey'in de e, oradaki e, bakın atmosferden bahsetti. Orada e, özellikle şimdi ben e, daha önce e, Moskova'da sayın Cumhurbaşkanımız da Putin'in bu görüşmesine de ben de katılmıştım. Hı. Hakikaten de öyle oluyor. Yani bir e, resmi açıklama yapılıyor Hı. ama onun öncesinde kapalı kapılar arkasında bir toplantılar yapılıyor Kremlin'de. Hı. Bir de bunun dışında yine ikili üçlü bir takım böyle işte başka e, yerlerde e, heyetler arasında şeyler yapılıyor. İşte yani aktif diplomasi bu zaten. Hı hı. Şimdi burada bakın dikkat edin. E, Suriye'nin geleceğiyle ilgili o kapalı kapılar arkasında ne? Suriye konuşuluyor. Ben size söyleyeyim. Terörün nasıl yok edileceği konuşuluyor. Hem bakın e, Moskova yani Rusya'ya yönelik terör tehdidinde Türkiye'nin paha biçilmez bir etkisi var. Paha biçilmez e, bir rolü var. Bunu Rusya biliyor. Tamam mı? Şimdi e, elbette hani Rusya da aslında Suriye'deki olayları e, kendi çıkarları açısından ilerlemesini istiyor sürecin ilerlemesini istiyor. Biz de her zaman söyledik. Esad e, aslında burada e, yani bir e, inisiyatifli bir aktör değil. Evet o bölgede bir aktördür ama e, bu süreçlerde Rusya'nın İran'ın önüne geçerek inisiyatif alabilecek kapasitede değil. Dolayısıyla diyor ki Rusya benle konuşmamızla benle konuşun diyor. E şimdi benle konuşun deyince Rus çıkarları bu sefer devreye giriyor. E şimdi Rus çıkarları girince de bu sefer Türk çıkarları, Türkiye'nin çıkarları. Şimdi baktığımızda o zaman bunun üzerinde bir analiz yapmak lazım. Tam da bu noktada bakın çok önemli bir adım gerçekleşiyor. Aslında bu kapalı kapılar arkasında işte Sayın Hakan Fidan'ın diğer Sayın Cumhurbaşkanımızın o mutluluk tablosu yani mutluluk hali yani ben de onu da ifade ettim. Bu arka kapılar arkasında Suriye ile ilgili önemli görüşmelerin ve önümüzdeki süreçte önemli sayılabilecek gelişmelerin habercisi olarak ben yorumluyorum. Şimdi işte tam da bu noktada şöyle düşünün Suriye'de Türkiye çoklu diplomasıyla bakın İran var rejim var Rusya var yani çoklu diplomasıyla bu denklemi kurmayı başarırsa sonuçta ne olacak? İki şey olacak. Bakın. Çok basit anlatıyorum. İki şey olacak. Bir PKK yok olacak. İki Türkiye'deki sığınmacılar hmm. Suriye'ye geçecek. Şimdi iki tane önerim. Bütün dengeler değişir. Bakın. Çünkü PKK yok olur ya da minimize olur şu alanlara sıkışırsa yani buralardan artık güç kaybedip el tanfa doğru sürülürse hani bir ihtimaldir ya da yok edilirse bu alanlar ne olacak? Rusya'nın ve Suriye rejiminin kontrolüne girecek. Yani ABD'nin kontrolünden çıkacak. Yani Batı emperyalizminin kontrolünden çıkacak. Yani Türkiye'nin stratejik güvenliği, sınır güvenliği sağlanmış olacak. Ya o zaman e, Batı, Amerika buraya nasıl müdahale edecek? Hangi gerekçeyi üretecekler? Hangi bahaneyi bulacaklar? Batı'nın Orta Doğu'ya müdahale ayaklarından birik kesilecek burada. Hmm. Dert bu. Ne oldu? O yüzden hemen işte Kayseri'de olmak üzere çeşitli illerde bir takım bu alçakça sinsi provokatörler üzerinden bir oyun oynanmaya kalktı. E ne oldu? Bakın size bir bilgi vereyim. Ee, ama bir, daha önce deneniyor. Deneniyor tabii test ediliyor. Yani yani, ama... Türkiye... Hani neden sorusu bu 2 yıl önce de ya, Suriye'de evet, mesela evet. oldu. Yani tabii, tabii. Abdülkadir abi de Evet 2 yıl önce de oldu. Evet. İki yıl önce yani, önce de oldu. Tabii, Savunma Vuruyordu Bakanı böyle Rusya'da. De bir, iki yılda bir bir 2 yılda bir şeyler ama de ama tam böyle kritik kritik olayların tabii. öncesinde gerçekleşiyor. Nedir? Doğru. Kritik o. olay ne burada? Bakanı <laughs> Rusya'da Hı -hı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 28 Aralık 2022 tarihinde Rusya'da Suriye Savunma Bakanı'yla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hı. Esed de o zaman Özbekistan'daydı, Şangay zirvesi gelse görüşürdüm dedi. Baktılar ki görüşme olacak, ilişkiler normalleşecek, aynı şeyi yapacak. Ortalı iki şey yaptılar, aynı şey. Bak, Evet. İşte tam da önemli ama bakın ama ama diyorum hı hı. E, ne oldu? O iki yıl önce Alçakça bayrağımıza karşı girişimde bulunan Şahıs ters kelepçe bir gün sonra ters kelepçe yakal evet. yakalandı, en sesine basıldı, götürüp atıldı Bu sefer ne oldu? Dört kişi var. Türk bayrağını orada sat, Dördü de öldürüldü. Hmm. Bakın hiç. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile siz ahkam kesemezsiniz. Tamam mı? Evet. Hani hatırlar mısınız 1 Mayıs'ta burada bir e, yine yayın yapıyorduk da e, işte iş, e, şey polislere yönelik bir takım işçi, işçi kılıklı arada provokatörlerin e, saldırılar olmuştu. Polis de hiçbir şey yapmıyordu yani. <laughs> Ya Hatta eleştirildi. Niye polisimiz karşılık vermiyor? Ya Polis orada vatandaşı düşünüyor. Arkadaki büyük çoğunluğu düşünüyor. O yüzden kendini feda ediyor yani. Ama ne demiştik hatırlayın. 1 Mayıs'ın 2 Mayıs'ı da var dedik yani. Ne oldu? Ertesi gün orada demir çubuklarla bilmem nelerle saldıranlar yakalandı. Ters kelepçe yapıldı götürüp içeri atıldı. Adalet karşısında çıkarıldı. Yani şimdi şunu demek istiyorum. Şimdi bu işlerin ne çok abartmak lazım Hı. ne de çok dikkate almamazlık hmm. yapmak lazım. Arada bir yerde tutmak lazım. Valla ben şeyi de çok tebrik etmek lazım. Bak o gün ve ertesi gün Hop 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 hemen aldılar paketlendi Evet, evet. o şeyler. Bakın aynı güce Özgür Suriye ordusu güçleri sahaya indi. Aha. Birlik beraberlik mesajı verildi. Ee, yine Suriye geçici hükümet başkanı Sayın Abdurrahman Mustafa derhal çıkıp açıklamalar yaptı. Evet, evet. Hı -hı. Bayrağımıza karşı olan saldırıyı nefretle kınadı. Hı -hı. Halkı bunu e, kınamaya çağırdı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu niye anlatıyorum? Bir, yani Türkiye'nin hassasiyetlerini istismar edenlere karşı müsamaha oradaki unsurlar tarafından da gösterilmiyor bir kere. Evet. Müsamaha gö i̇ki, ha provokasyon yapıyorsun ama bakın ne oldu? O gece beni aradılar bazı medya i̇şte. E, organlarından. Hı hı. İşte hocam bu konuyu açın dedim ki ya, bu gece sürer. Ne dediniz? Bir bu gece sürer bu dedim. Yani ha. ikinci geceye kalmaz bu iş dedim. Ertesi günde zaten kontu, durum kontrol altına alındı, gereği yapıldı. Hani şunu demek istiyorum. Evet burada bir takım girişimler yapılıyor ama hakikaten milletimizin sağduyusu çok önemli. Yani kısa sürede bize mesela ilk o sosyal medya üzerinden yine istatistikler verildi. İşte 79 bin tweet atılmış. Bunun yüzde hmm. o hesabı. Ya hocam neredeyse o, kür, yarısı bot hesabı. Türkçbini bot hesap filan. Yani. Tamam mı? Yani, yani. ama artık ben şunu görüyorum. Hakikaten yüce milletimizi e, takdir ve tebrik ediyorum. Bizler artık bilinçli sosyal medya kullanıcıları haline dönüşmüşüz. Bakın. Bence dönüşmedik. Yok büyük bir oranda geçmişe benim, göre. Benim, hayır, ha, geçmişe ben geçmişe göre, de. göre dersen elbette yol, yol göre kat edildi. Çok efendim. yol kat, et, kat evet. etmişiz ve özellikle Cumhurbaşkanlığı İletim, İletişim Başkanlığımızı da tebrik ediyorum. Ee, gerçekten anında o kadar çok e, olayla ilgili doğru bilgiler verdi ki bir anda ne oldu? İnsanlarımız durum hakkında bilgi sahibi oldular, durumun çok farklı bir mecra'da olduğunu anladılar ve... Olaydur. Bir de tabii Kayseri valimizin özellikle çıkıp orada sükunetle aklı başında gayet ben bir çiçek. devlet adamına bir yakışır kez daha şekilde. selamlarımı iletiyorum evet. ben gerçekten Gökmen valiye. Buradan Sayın valimize saygı ve selamlarımızı oh, iletiyorum ama çok çok önemli çok şunu da söyleyeyim. Bu ülkede gerçekten bütün valilerimiz neredeyse öyle diyebilirim. Hakikaten çok kıymetli devlet adına işler yapıyorlar. Gökmen Bunun Çiçek, en güzel örneği de bu sayın... da çok önde gelen isimlerden birisidir. Ben evet. de tebrik ediyorum. Yine, At bakın, yine aynı zamanı şekilde... Zamanı Maraş'ta var ya, o kısa sürede oranın toparlanmasını evet. sağlayan orada koordinatör valiliğiydi. Aynısını valiydi. işte bakın Gökmen İstanbul'da Mali. da yaşadık. Sayın İstanbul Saisin. Valimizin yine aynı şekilde yani pek çok olayda o sükunetli, aklı başında o devlet adamı vakurluğuyla yaptığı bir yani burada fakat, inanın Türkiye'de gerçekten valiler çok çok fakat burada bir fakat e bizim komutanım burada bizim bir sıkıntımız var. Nedir Bakın ]iniz? o sıkıntımız ne? Bakın bizim tarihi utançlarımız var. 6-7 Eylül olayları. Bak lefter der ki milli takımın ve Fenerbahçe'nin oyuncusu. Hı hı. Benim bir gün önce haşlık verdiğim çocuklar benim 6-7 Eylül'de evimi taşladılar. Küçük kızlarımı öldürmeye kalkıştılar. Bu yaşandı, evet. yağmalandı. Sivas, Çorum, Maraş olarak ben de Sivaslıyım. Evet. Böyle bir grubun işte camiye bomba attılar, sinemaya bomba evet. Yalanıyla organize oldu ve tarihi bir felaket yaşandı. Şimdi bu olayda da gördük bakın 33 bin bot hesap atılmış. Bot hesabı kim çıkarır belli ki arkasında bir beşinci kol faaliyet var. Belli bir ülkelerin istihbarat faaliyeti. Bakın açık söyleyeyim. Ne zaman Türkiye'ye para servisleri? servisleri. Evet. Evet. Şimdi bunlardan yakalanan 474 kişiden 285'inin suç kategorisinin tam 36 yüz kızartıcı suç var. Evet. yüz kızartıcı bakın. Buradan izleyelim. Gaz dahil. Sokağa ha. çıkanların 285'inde uyuşturucu, ağırlık uyuşturucu, ha. hırsızlık, hı, -hı. darp, Alıkoyma, hı hı. cinsel taciz, hırsızlık, yağma. yağma. Bak o kamyonlarla insanları getiriyordu ya oraya. Hı hı. O kişi yani diyor ki orada bir kıza cinsel tacizde bulunmuş diyen kişi kendisi cinsel tacizden sabıkalı çıktı tutuklandı. Hı. Yani ey milletim bunların oyununa gelmeyin. Bunlar Türkiye'ye e, yönelik diliyor. organize... Hareketler Üç farklı bundan. şekilde paylaşıldı. Tabii. Arap medyasında Türk, Türk bir medyası. genç, küçük bir Suriyeli kızı e, taciz etse Tabii. tecavüz Aynen öyle diye. Aynen öyle. Kayseri'de, Kayseri'de bir Suriyeli, bir tane 5 yaşındaki Türk kızı cinsel tacizde bulundu diye bu video yayınlandı ve bu söylenti yayıldı. Ya ben şundan utanıyorum. 5 yaşındaki kızın Milliyet önemli değil. Suriyeli olsun, Türk olsun. Abi canım ya. Irk Tabii önemli ki. değil. Aşağılık, iğrenç bir film. Aynı şey Suriye'de de bir Türk Suriyeli 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde evet. bulundu diye yayınlandı. Niye? Evet. İstihbarat servislerinin operasyonudur bu. Evet. Bu oyuna gelmemek lazım. Sonra ne oldu? Dün sen de okudun, ben de bugün köşemde yayınladım. Niye? Diyor ki, bir gün önceden diyor ki, "Ey millet, Atatürk e, anıtının önünde toplanacağız. Evet. Toplu olarak saldırıya WhatsApp geçeceğiz. WhatsApp grubundan. Bunlar tespit edildi. Bir gün önceden organize olmuşlar. Diyor ki yüzünüze maske alın. Çok da masraf etmeyin. Şu e, işte e, maskesi korona alın, maskesi. Organize olmuşlar. Hazırlamışlar. Bu aynı filmi biz geçmişte bak kısa bir süre iki yıl önce Ankara'da Altındağ'da gördük. Altındağ'da Altındağın dışında toplanan bir grup geldi. Orada Suriyelilerin olduğu yerde özellikle de çocuklar ölüm korkusunu yaşadı. Bakın şimdi Kayseri'de ne oluyor? Kayseri'de o tarihten itibaren Suriyeliler evlerinden çıkmıyor, perdelerini açmıyor, ışıklarını yakmıyor ve evlerinin korunaklı bölgesinde duruyor. İş yerlerine gitmiyorlar. Giden birisi bıçaklandı parkta biliyorsunuz. Ve Türkiye bunu yaşıyor. Yani bu olay Suriyeliler olay olmaktan çıktı Türkiye'nin bir güvenlik sorununa dönüştü. Şu Suriyeli değilim diyen çocuk vardı ya. Evet. Yani, verelim mi onu? Yani şunu söyleyeceğim. Tamam. Onu bir, bir verelim ya. Bunlar istihbarat servislerinin işi. Bunlara alet olmamak gerekiyor. Hı hı. Ne zaman Türkiye ile Suriye arasında bir yakınlaşma olsa işte Suriye ayağında da onların hepsi terörden besleniyor. Amerika'nın desteklediği gruplar var, Rusya'nın desteklediği gruplar var, PKK var, DAEŞ var, Selefiler var, İran'ın desteklediği gruplar var. Niye? Çünkü savaştan besleniyor. Savaş ağaları var. Savaştan beslenen orada kabileler var. İşimiz çok zor ama şu var, şunu söyleyeyim, Türk bayrağına el uzatanların eli kırıldı ve oradaki tüm birliklerimize, Irak'taki ve Suriye'deki birliklerimize şu talimat gitti. Bayrağa dokunanı vuracaksınız. Hı hı.